Merhaba kader mahkumları, ben Civan Gülseren. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Çok sordunuz, Instagram'da keşfete nasıl düşülür? Ben de cevabını sizlere vermeye geldim. Gerçekten uzun zamandır bana bu videoyu çek 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 diye ısrar ediyordunuz. Ben de çekiyorum. Beyler, ağalar. Keşfet. Ne tarafta? Gösterelim adam. Hadi hayırlısı bakalım. Umarım keşfette herkes birbirini görür ve bol etkileşimli bir video olur. İlk kez denk geliyorsan kanala, çok yararlı içeriklerim olduğunu düşünüyorum. Abone olabilirsin, beni mutlu edersin. Video hoşuna gittiyse beğenebilirsin. Ve bir görüşün, yorumun, bir sorun varsa yorum olarak alt taraftaki yere yazabilirsin. Ayrıca bakın, abone olun yanında bir adet zil var. O zil ne işe mi yarıyor? Onu açınca attığım videolardan erken bir şekilde haberdar olabiliyor ve kaliteli orijinal içeriği herkesten önce görebiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim, devir bunlarla yürüyor. Abone olun yanında bir adet katıl var. Ona basıp incelerseniz bana da destek olabilirsiniz dilerseniz. Biz videomuza geçelim. Instagram'da keşfete nasıl düşülüyormuş hep birlikte görelim. İlk adım. Bakın arkadaşlar, hesabınız eğer kapalıysa, bu arada bu bandana sürekli kafamdan çıkıyor ve neyse, kulaklarım dışarıda kalsın. Bakın, birinci adım, hesabınızı açık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hesabınız gizli ise, yani size takip isteği göndermek gerekiyorsa o konuşamadığım için bir dil nakli gerekiyor bana. Bildiğiniz gibi dilim benim sakat arkadaşlar. Dil nakli için videoyu beğenmeyi unutma. Birinci adım, hesabınızı açık yapmanız gerekiyor. Hesap kapalıysa zaten keşfete düşemezsin böyle bir şey. Çünkü sadece senin izin verdiklerin görebilir paylaştıklarını. Eğer herkesin görmesini istiyorsan hesabını ilk adım olarak açık yapacaksın. En önemli, bilmeyenler vardır. Bunu neden söylüyorsun demeyin. Hesabınız açık olacak. Ayrıca hesabınızı profesyonel hesaba geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hesap ayarlarına giriyorsunuz. Orada işletme hesabı var ve profesyonel hesap var. Eğer bir işletmeyseniz, bir ürün satıyorsanız işletme hesabına geçirebilirsiniz. Değilseniz de normal kendi kategorinize uygun, işte benimki örneğin Instagram'da video içerik üreticisi olarak geçiyor. Siz de hangisi ise onu seçiyorsunuz. Hesabınızı profesyonel hesaba geçiriyorsunuz. Çok önemli bir adım bu da. Size ikinci verebileceğim tavsiye, düzenli bir profil oluşturmanız arkadaşlar. Mesela profil resminiz şu örnekteki gibi olmasın. Ya böyle bir profil resmi yapmayın. Profil resminiz daha sade, daha göze hoş gelen, göze hitap eden bir profil resmi olsun, bir. İkincisi, biyografi kısmınıza büyük küçük x alt tire gibi böyle saçma sapan semboller kullanmaktan kaçının. Ha diyorsanız ben bunları seviyorum, ona diyecek bir sözüm yok, ama hani keşfete düştünüz diyelim. Hadi bunları yaptınız, düştünüz. Adam profilinize gelecek, profilinizi öyle görünce o hesabı takip etmeyecek. Bunu söyleyebilirim size. Biyografinizi düzenli bir şekilde ayarlayın. Yazıları olabildiğince anlaşılır yazın. Yani gelen kişilere bu hesapta ne bulabileceklerini kısa bir şekilde anlatın. Ve internet siteniz varsa alt tarafa linkini koyabilirsiniz. YouTube kanalınızın linkini koyabilirsiniz. Profilinizde en az böyle bir 20-30 tane paylaşım olması gerekiyor. Niye diye sorarsanız, bu paylaşımları da keşfete uygun nasıl yapacağız onları da anlatacağım. Ama profilinizin dolu olması gerekiyor. Çünkü gelen kişi o profili boş görürse takip etmez. Bakın böyle bir örnek verelim. Alışveriş yapmaya gidiyorsunuz. Bir mağazaya girdiniz. Raflar bomboş. Bir tane tek pantolon var. O mağazadan alışveriş yapar mısınız? Hayır. Orayı bir mağaza olarak düşünün. Orayı kendi dükkanınız olarak düşünün. Kendinizi sergilemek diyeceğim de biraz kötü bir deyim olacak. Orayı düzenlerseniz gelen kişinin sizi takip etme olasılığı daha fazla artacaktır. Düzenli profiller oluşturman gerekiyor. En önemlilerinden biri bu, doğru etiket kullanımı arkadaşlar. Mesela görüyorum 30 tane etiket alt alta yazıyorsunuz. Fotoğrafla alakası olmayan. Mesela kendi resmini atıyorsun, böyle altına yazıyorsun ki doğa, nature, işte life, gezmek, tatil. Bunlarla ne alakası var bu fotoğrafın? Instagram nereden anlayacak demeyin arkadaşlar. Instagram'daki algoritma çok düzenli çalışan bir algoritma. Emin olun ayırt edebiliyor sizin fotoğrafınızda olan şeyleri ve etiketleri. Fotoğraflarınıza uygun etiketler girmeniz gerekiyor. Ayrıca 30 tane etiket yazmayın. En fazla 6 tane yazın. Ne kadar etiket kalabalığı o kadar kötü sizin için. Bu bir eksi demek. Etiket fazla diye sizi fazla kişi görecek sanmayın. Çünkü bunlar indekslenmeyecek. Yani o kadar etiket yazdığın için Instagram senin fotoğrafını bir şeyden saymayacağı için o etiketleri de göstermeyecek. Bu aklınızda olsun. Ayrıca etiketleri notlar bölümüne hani kopyalayın. Ben de eskiden yapıyordum, işte video atıyordum.
Ne yazıyordum? Google ileleri, komik vesaire falan filan. Bunları direkt yapıştırıyordum. Bu şekilde yapmamanız gerekiyor. Etiketleri videoya olabildiğince uygun, sade ve düzenli yapmanız gerekiyor. En büyük verebileceğim öğütlerden birisi bu. Etiket kullanımına aşırı dikkat edin. Uyumlu etiketler kullanın ve fazla etiket kullanmaktan kaçın. Ha diyeceksiniz, atıp tutuyorsun, sallıyorsun, kendi Instagram'ını göster. Şu taraflardan birine istatistikleri koyacağım. İnceleyebilirsiniz. Hesabın ne kadar erişim aldığını görebilirsiniz. Siz de dilerseniz bu kanıttan sonra eğer dediklerimi yapmaya daha kendinize yakın hissedeceksinizdir diye düşünüyorum. Biz diğer maddemize geçelim. Şimdi bunu size herkes söylemez arkadaşlar. Instagram'ın bütün özelliklerini kullanmanız gerekiyor. Yani fotoğraf mı paylaşıyorsunuz? Tamam paylaşın ama videoda paylaşın. Reels bölümü çıktı bakın, TikTok misali videoların tek tek geçebileceğimiz bir bölüm. Orası keşfedin direkt kendisi zaten. Reels bölümünü kullanın. IGTV'yi kullanın. Bildiğiniz gibi kataloglar var. Bakın benim profilimden örnek alabilirsiniz. Katalogları da kullanın. Mesela diyelim tatilde fotoğraflar çektiniz. Bunları profilinizde çeşitli bir şekilde paylaştınız böyle tek tek. Onları katalog olarak tatil yazıp katalogun içine dahil edin. Çünkü Instagram kendisiyle ne kadar ilgilenirseniz size o kadar etkileşim sağlar. Uygulamaya ne kadar değer verip zaman gösterirseniz uygulama da size der ki bu adam harbiden düzenli çalışıyor. İşin hakkını veriyor. Ben de o zaman buna bir etkileşim sağlayayım da yaptığının karşılığını alsın diyecektir. Instagram özelliklerini mutlaka kullanın arkadaşlar. Bandanayı değiştirip geldim. Onu cezalandıracağım videodan sonra. Artık sen hayatına bir toz bezi olarak devam edeceksin. Ne diyordum? Düzenli paylaşım yapmanız gerekiyor. Örneğin günlük hikaye atmanız gerekiyor 2-3 tane. Günlük en az bir post paylaşmanız, yani bir fotoğraf paylaşmanız gerekiyor. 3 de paylaşabilirsiniz. Çok fazla paylaşmanızı önermem ben. Bazıları, bazı kişiler diyor ki çok fazla işte günlük 10 tane hikaye at, 30 tane hikaye at. Gerek yok diye düşünüyorum. Eğer çok büyük bir kitleniz yoksa 1-2 tane hikaye yeterdir diye düşünüyorum. Yeterli olacaktır. Ama post paylaşın. Günlük bir tane fotoğraf, bir tane video vesaire paylaşmaya çalışın. Ayrıyeten Instagram'daki Reels bölümünden duyduğuma göre haftalık en az 3 tane video paylaşmanız gerekiyormuş. Etkileşim açısından diyorum bunu. Hani gerekli bir kural değil ama etkileşimin daha fazla olmasını istiyorsanız Reels videolardan haftalık 3 tane paylaşmanızı öneriyor Instagram. Paylaşımları düzenli yapacaksın. Nasıl ki ben her hafta cumartesi günü YouTube'a video yüklüyorum bir şekilde. Zorda kalsam da, zamanım olmasa da, son gün olsa da bir şekilde ben videoyu çekip buraya yüklüyorum. Sen de Instagram'ın eğer büyümesini istiyorsan düzenli olacaksın. Günlük paylaşımlarını yapacaksın ki etkileşim alabilesin. Pasif bir insan, çalışmayan bir insan gelir elde edemez. Bunu düşünün. Instagram'da da paylaşım yapmayınca etkileşim isteyemez. Kendine bir içerik belirlemeni tavsiye ederim. Ha diyorsan ki benimki kişisel profil, ben kendi fotoğraflarımı paylaşacağım. İşte insanlar beni böyle tanısınlar, yakışıklı olduğumu, güzel olduğumu, harika olduğumu düşünüyorum diyorsan kendini paylaşabilirsin. Ama fotoğrafların dikkat çekici olsun. Örneğin böyle hani kalitesiz fotoğraflar, kötü fotoğraflar çekme. Eğer böyle bir profil istiyorsan, örneğin mankenlik ajansında çalışan insanların profillerini inceleyebilirsin. Oyuncuların profillerini falan inceleyebilirsin. Ha kendini böyle öne çıkarmak istiyorsan bunları yap. Ama bir içerik oluşturuyorsan bir içerik belir. Ha diyelim ben uygulamalarla ilgili böyle anlatımım da biraz daha sıcak esprili olduğunu düşündüğüm için hafif araya espri de karıştırıyorum. Teknoloji de paylaşırsanız, ne paylaşırsanız paylaşın, araya hafif espriler kalır. Dil nakli için videoyu beğenmeyi unutma. Hafif espriler de karıştırın ki onun etkileşim oranı daha fazla yüksek olur bu şekilde. Çünkü insanlar gülmek istiyorlar. Ama çok alakasız şeyler paylaşmayın. Örneğin ben uygulamalarla ilgili bir şey paylaşırken bir kere de spor programı paylaşırsam bu videonun hiçbir anlamı olmaz. Takipçim de şaşırır, ne oluyor der. Bu şekilde yapmayın. Belli bir düzen içerisinde gidin. Belli konu başlıkları içerisinde ilerleyin. Takipçilerin var diyelim, küçük bir kitlen var ya da yok. Hiç olmasın 100 tane takipçi mutlaka vardır. Arkadaşların vardır hiç değilse seni takip eden. Onlarla iletişim kurman gerekiyor. Fotoğraf attın, altına yorum yazdılar. O 10 numara çıkmışsın yazdı mesela bir arkadaşın. Sen de yazacaksın ki teşekkürler kardeşim. Sen 10 numara olduğun için ben de senin kardeşinim ve 10. Yani yorum yazacaksın, cevap vereceksin. Takipçilerine özen göstereceksin. Sana mesaj mı atıyor, cevap vereceksin. Geçen gün bir etkinlik düzenledim. Soru cevap 500'e yakın kişiye mesajdan dönüş yaptım.
Bunun bir sebebi var. Tamam, sizinle bir iletişim kurmak istiyorum. Tabii ki takipçilerimle iletişim kurarsam takipçilerim beni daha iyi anlayacaktır. Ve ayrıyeten Instagram da bunu anlayacaktır. Diyecektir ki bu adam takipçilerine değer veriyor. Ben de ona değer vermeliyim diyecektir. Bunu unutmayın. Anketler yapın, soru cevap etkinlikleri yapın, canlı yayın açın. Takipçilerinizle iletişimi elden bırakmayın. Yani onları sadece sizi takip eden boş insanlar olarak görmeyin. Onları kendinizden bir parça olarak görün. Çünkü onlar olmazsa senin o hesabın büyümez. Bunu unutma. Takipçilerine değer ver. Başta demiştim ki profesyonel hesaba geç. Bunun ne önemi olduğunu sana anlatayım. Profesyonel hesapta paylaşımlarının istatistiklerini görürsün. Kaç kişi kaydetmiş, kaç kişi paylaşmış, kaç kişi keşfetten gelmiş gibi istatistikler görürsün profesyonel hesapta. Yüzde kaç seni takip edenlerin yüzde kaçı kadın, yüzde kaçı erkek görürsün. Hangi saatlerde takipçilerin daha aktif olduğunu, hangi günlerde daha aktif olduğunu görürsün. Aylık etkileşimini görürsün. Bu ne işe yarar? Mesela diyelim benim 5'te etkileşimim daha yüksek. Bir paylaşımı 5'te yaparsam kendi kitleme daha fazla kişiye, kendi kitlemden daha fazla kişiye bu görünecektir. Kendi kitlemden fazla kişi gördüğünde ve anında bir reaksiyon verdiğinde keşfete düşme olasılığı çok daha fazla olacaktır. Bunu unutmayın. Öncelikle Instagram'ı böyle bir matruşka bebekler vardır bildiğiniz gibi. Bebeği açarsın içinden bebek gitgide küçülür. Bunun tam tersini düşünün. İlk paylaştığınızda Instagram kısıtlı kişilere bunu gösterir. Daha sonra ilgi var mı? Biraz daha kitleyi büyütür. Daha fazla ilgi var mı? Biraz daha büyütür. Gitgide keşfete doğru bu şekilde ilerlersiniz. Bunu unutmayın. İstatistikleri takip etmeniz gerekiyor. Diyelim günde bir post paylaşamadın, 2 gün sonra paylaşacaksın. Pazartesi mesela seni takip edenlerin oranı çok yüksek. Daha aktifler. Pazartesi paylaşacaksın. Ya da seni işte takip edenlerin kadın sayısı çok az. Bunu arttırmaya yönelik bir şey yapacaksın. Onlara da bu konuyu ilgi çekici hale getirmeye çalışacaksın ki daha fazla etkileşim, daha fazla erişim, daha fazla insana ulaşabilesin. Konum arkadaşlar. Bakın bir fotoğraf çektim. Örnek veriyorum. Mersin sahilde. Mersin sahili etiketleyin. Niye diye soracaksınız. Konum etiketlerinden çok insan geliyor ve uzun süreçte gelmeye de devam ediyor. Mersin sahilde her fotoğraf çeken kişi neredeyse eğer o fotoğrafınız iyi etkileşim almışsa onu görüyor. Ve size ekstra bir kişilik olsa bile bir etkileşim geliyor. Ama saçma sapan yerler etiketlemeyin. Mesela ben evde oturup fotoğraf çekiyorum, kahve içerken New Jersey'yi etiketliyorum. Bu saçmalık. Yani böyle yapmayın. Çünkü konumunuzun nerede olduğu görünüyor telefonunuzdan zaten. Hani telefon konum servislerini siz ne kadar izin vermeseniz de bunları kullanıyor programlar ve telefonunuzun nerede olduğu belli. Gidip Texas, Dallas gibi yerler yazmayın. Miami'deyim yazmayın. Senin Bodrum'da olduğunu biliyor Instagram. Miami'de etiketlemeyeceksin. Konum atmayacaksın. Oraya konumun önemi çok büyük arkadaşlar. Mutlaka konum ekleyin paylaşımlarınıza. Bu arada shadow ban diye bir şey var. Instagram'ın sizi kısıtlaması. Bu ne zaman olur? Benim dediğimin tersini yapıp 30 etiket yaparsan shadow ban yersin. Saçma sapan alakasız konumlar eklersen shadow ban yersin. Günlük 30 tane fotoğraf video atarsan shadow ban yersin. Bu nedir? Instagram seni kısıtlar ki belli bir küçük bir kitleye gösterir ki insanlar bu şeylerden rahatsız olmasın. Hani gereksiz kaynaşmasın. Çünkü senin her Miami diye etiketlediğin fotoğrafta eğer Miami'de görünürsen bu onun için bir zarar olacaktır. Hani takipçiyi yanıltmaya yönelik bir şey olacaktır. Veya küfür etmeyin takipçilerinize falan. Yani küfür etseler de silin yorumu. Veya sizi rahatsız eden bir şey varsa şikayet edin. Bunları yapın. Topluluk kurallarına uyun. Çok fazla spam yapmayın. Mesela bir gönderinin altına 50 kere aynı şeyi yazmayın. Instagram bunu kötü algılar, size shadow banlar sizi ve etkileşiminiz çok fazla düşer. Bunu söyleyeyim. Bunun için de ayrı bir video yapmamı isterseniz yorumlarda bildirin. Bunun ne olduğunu açıklayabilirim sizler için. İlk bölümde temel anlatacağım keşfetme kuralları bunlardı. Bunları uygularsanız bakın. Bana altta abi işte bir hafta sonra gelip bana abi bunları yaptım keşfete düşmedim demeyin. Çünkü bir haftada olacak bir şey değil, bir düzen gerekiyor. Bir aya kadar çıkabilir belki. Belki bir haftada olur, belki birinin 3 günde olur. Bu belli olmaz. Benim de etkileşimim sıra zaman zaman düşüyor. Bunların hepsini yapmama rağmen etkileşimim arada düşebiliyor. Bunu unutmayın. Bir garanti değil bu. Hani kesinlikle keşfete düşeceksiniz. %100 keşfet hilesi değil, süreç. Bu bir süreç. Nasıl ki ilkokula gidersin, ortaokula gidersin, liseye gidersin. Bunun da bir zamanı gerekiyor senin profilinin belli bir konuma gelmesi için. Hele ki sende bu shadow ban varsa zaten profilin yükselmeyecektir. Bunu nasıl atlatman gerektiğini öğrenmen gerekiyor. Diyeceğim bu bir süreç.
Süreci iyi takip edin, iyi yönetin, zamanı iyi kullanın. Paylaşımlarınızı düzgün, düzenli ve anlattığım kurallara göre yaparsanız belli bir etkileşime erişebileceksiniz. Bunun garantisini veririm ama %100 keşfette olacaksın. Bütün fotoğraflarını 10.000 kişi beğenecek diye bir şey demiyorum. Bunu da anlayışla karşılarsınız büyük ihtimal. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yarayan, hoşunuza giden bilgiler olmuştur. Eğer hoşuna gittiyse video durma, beğen. Yani bunu dememe gerek yok artık. Ayrıca ilk kez denk geliyorsan ve buraya kadar izlediysen katıl kanalımıza. Aramıza gel. Bize abone ol. Abone olursan biz büyürüz. Sen olmadan bir hiçiz. Abone ol. Yeni videolardan daha fazla haberdar olursun. İşine yarayacağını düşünüyorum. Sorun varsa yorum olarak atabilirsin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu sefer biraz hüzünlü kapatayım dedim. Kendinize iyi bakın.